Aşk güzel şeydir Serap. Efsun bana bunu çok güzel bir şekilde yaşattı. Nene bile sevdaya dönüyorsa. Ben senin adına sevindim. Umarım yakın zamanda tanıştırırsın. Tanıştıramam. Çünkü bu mümkün değil. Neden? Çünkü ona aşık olduğumdan haberi yok. Bu tek taraflı bir aşk. Yani ben sadece umuyorum. Belki bir gün beni fark eder. Belki benim gibi sever diye umut ediyorum. O kadar. Misafir kabul eder misin? Beni izlemeye mi geldin anne? İşe gitmem lazım. Gidersin oğlum. Bir iki dakika otur. Oğlum. Herhalde ben büyük bir hata yaptım. Yani sana sormadan, etmeden. Olan oldu. Kapatalım artık konuyu. Aklım sende kaldı oğlum. Böyle geldiğinde canın çok sıkkındı. Bak inan sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ne oldu Serap'la ha? Bir şey olmadı. Olmuş. Ben oğlumu tanımam mı? Olmadı anne. Sizin yaptığınıza sinirlendim ben. Hem nereden çıktı evlilik Serap falan? Ya kendin söylüyorsun işte sormadan etmeden. Oğlum, Piraye Hanım sizi çok yakıştırmış. Gitmeden önce konuyu açtı. Ben de Serap'la aranızda bir şeyler var sanıyordum. Nasıl bir şeyler? Yani böyle sevgili gibi. Hani sizi sevgili sanmıştım. Bilmiyordum oğlum. Tamam bak. Çok büyük bir hata yaptım. Özür diliyorum. Ama Serap da çok iyi biri. Tanıdığımız, bildiğimiz biri. Huyu suyu iyi. Bugüne kadar bir yanlışını, hatasını görmedik. Hani ikinizin de gönlü varsa olsun istedim. Keşke yapmasaymışım. Hem seni üzdüm, hem de kızı ayıp oldu. Sen küs müsün annene? Değilim. Ama bir daha böyle şeyler yapmak yok. Yok aman aman. Asla. Yapar mıyım oğlum? Canım oğlum gel. Gel sarılayım sana. Yakışıklı oğlum benim. Canım oğlum. Kurban olurum ben size ya. Şimdi Ayça'yı da çağıralım seni bir görsün ha. O nerede ki? Kapıda. Sen git konuş. Ben sonra gelirim dedi. Korkundan. Bak ya. Ya. Saklanıyor ha. Hı. Geç kız içeri. Biliyorsun tabii yaptığını, saklanırsın ha? Özür dilerim. Biz annemle biraz gaza geldik sanırım. Ay oh yarabbim çok şükür canlarım benim. Allah ayırmasın sizi. Faruk Bey paket bekliyordu. Galiba o geldi. Affettin değil mi? Geçti gitti.
Ya. Yani İpek'in toplantısını erteletmedi. O zaman İpek gelmiyor. Tamam Esra'cığım. Çok sağ ol. Şimdi annem geldi. Biraz onunla vakit geçireceğim. Ararım ben seni, tamam mı? Görüşürüz. Oldu bu iş, oldu, oldu. Kız ne çabuk. Öyle kolay kafalanacak bir adam değil o. Sen emin misin ya? Of anne ya. Ben onu mu diyorum? Sözleşme için otele ikimiz beraber gideceğiz Faruk'la. İpek gelmiyormuş. Niye bunlar apar topar erkenden şirkete gittiler o zaman? Tedarikte sorun çıkmış. Efsun serisi yaşış. Allah'ım ya, Allah'ım. Resmen evren de benim için çalışıyor, çok şükür. Rabbim şükür, çok şükür. İyi kız, siz daha evvel de iş gezintilerine gidiyordunuz. Biz niye seviniyoruz ki şimdi bu kadar? Onlar başka anne. O zaman asistandım. Şimdi anlaşmanın mimarı olarak gideceğim. Yani bu anlaşma benim sayemde olduğu için özel olarak davet edildim. Demek senin sayende oldu ha. Faruk ne kadar para kazanacak bu işten? Anne ya. Senin aklında bir tuhaf çalışıyor yemin ederim ya. Çok para kazanacak oldu mu? Çok. Oh çok şükür. Annesinin akıllı kızı. Ne evlat doğurmuşum be. Yalnız bana bak. Evde eksik gedik bir şey bırakma. Çocukların her bir şeyi tamam olsun. İyice ilgilen. Adam gittiğinde aklı burada kalmasın. Tamam canım. Onları da düşündüm ben. Düşün tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim anne. Bugün yeni hayatımın ilk günü olabilir. O yüzden çok akıllı davranmam lazım. İyi değerlendirmem lazım yani. Bu fırsatı kaçıramam. İnşallah kızım ya. Karşıma kim çıktı biliyor musun ben gelirken Hayriş? Ne diyormuş yine? Aman ne diyecek Aspam? Ortalığı ayağa kaldırdı ya siz evleniyorsunuz diye. Şimdi de anladı tabii hatasını. Kapansın istiyor mevzu. Kapansın yani. Yani oğlanın da gönlü yokmuş demek ki. Öyle mi söylemiş? Yok öyle bir şey demedi. Yani gönlü olsa üstelerdi yani onu diyor. Demek ki o da istemiyordu. Aman canım. İstese ne olur ki? Ona mı kaldım? Hiç. Günaydın. Günaydın. O ne Hayriş? Faruk Bey'in siparişi. Ne kadar güzel bir şeye benziyor. Hediye herhalde değil mi? Herhalde. Rahmetliye de hep böyle hediyeler alırdı. Neyse, ben bunu odasına bırakayım. Faruk Bey erken çıktı herhalde şirkete değil mi? İşi varmış gitti ama kahvaltıya gelecek. Hayriş, istiyorsan ben bırakayım onu, sen zahmet etme. Olur, ben de kahvaltıyı hazırlarım. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Erkenden uyansaydın adama yetişirdin, gördün mü? Ya. Ey anne bir sus ya, bir dur. Kız açma belli olur. Ya anlarlar diyorum. Duymuyor musun sen beni? Ay anne ya sanki yapmadığın şey. Ay şuna bak anne. Ay vay 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 kız bu ne? Ay ne kadar güzel. Dünyanın parasıdır bu vallahi. Ay ne kadar güzel bir şey bu. Kadar zarif değil mi? Çok. Bakar mısın tam benim tarzım. Nasıl da biliyor ama. Ne diyorsun sen kız?
Ne belli sana aldı? Anne başka kim alacak? Tabii bana aldı. Hay yani hani içinde bir şey yazıyor mu ki? Bir şey yazmasına gerek var mı Allah aşkına? Dünkü iş anlaşmasını benim sayemde yaptık. O da herhalde böyle bir teşekkür anlamında böyle bir şey yaptı. Sen yine de bir uçma da yani bilip bilmeden. Hani sen de benim hevesimi kursağımda bırakma Allah aşkına ya. Yani bir düşün. Bu adam o imzayı atmaya kiminle gidiyor? Benimle gidiyor değil mi? İpek'in toplantısını nasıl erteletmedi ama? Bir düşün, niye erteletmedi? Benimle yalnız gidebilmek için. Yani aptal değiliz, o kadar da anlayabiliyoruz. Diyorsun. Tamam. İnşallah dediğin gibi olur. O zaman evdeki idareyi de eline al. Doğru diyorsun ha. Arda'dan almamak lazım. Böyle bir sorun var, benim şimdi mi haberim oluyor? Faruk Bey, tedarikçi firma sorunu halledeceklerini söylemişti. Bize de dün gece haber verdiler. Ha bir de haberiniz var. Ya o zaman sorun çıkacağı söylendiği an neden alternatif tedarikçilere ulaşmadınız? Şimdi sipariş versek elimize kaç günde geçecek? Nasıl böyle bir hata yapıyorsunuz arkadaşlar? Daha önce de benzer sorunlar yaşadık ama bu firma ilk kez halledemedi Faruk Bey. Yıllardır çalıştığımız firma. Anlaşıldı. Onlar hep hallettiler. Siz de yine hallederler diye oturup beklediniz öyle, öyle mi? Tamam, çıkabilirsiniz. Faruk, biraz sakin ol lütfen. Sakin olmak istemiyorum İpek. Ya bunca yıl yaşamadığımız aksiliği şimdi mi yaşıyoruz? Bu projede mi? Haklısın. Ya nasıl böyle bir şey oluyor ki ben anlamıyorum. Ya bu serinin benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor ya. Evet haklısın. Benim için de çok önemli. Ama bu şekilde yol alamayız. Bak eminim çok güzel bir çözüm bulacağız. Ve iyi bir aksiyon alacağız. Tamam mı? Merak etme. Sanırım herkes Efsun yok diye. Bunun bir önemi kalmadığını düşünüyor. Belki ben de kabullensem iyi olacak. Hayır Faruk, vazgeçemezsin. Bu Efsun serisi tam da senin hayal ettiğin gibi evlilik yıldönümümüze yetişecek. Ve sen o gün Efsun'un hatırasına bu seriyi çıkaracaksın. Lütfen pes etmek yok. Bak arkadaşımın anısını yaşatmak bu. Eğer gerekirse şirkette yatarım, üretimin başında beklerim. Ama mutlaka bu seriyi yetiştiririm. Tamam. Şimdi sen burayı bana bırakıyorsun ve bu akşamki anlaşmaya odaklanıyorsun. Bir de o vardı değil mi? Evet. O anlaşmayı yap ve gel. Ben de Efsun serisine odaklanayım. Tamam. Şimdi eve gidiyorsun. Çocuklara bir şey belli etmeden güzelce kahvaltınızı yapın. Ondan sonra da yola çıkarsın. Tamam. Yetiştireceğiz. Söz. Yalnız abim iyi affetti bizi, ben sana söyleyeyim. Ay sorma, aman. Vallahi bir daha asla girmem böyle işlere. Yalnız benim aklıma takıldı. Serap çok normaldi. Benim abim morali çok bozuktu. Yavrum, abim kızdı bize. Yok, başka bir şey var gibiydi. Acaba buluşmada abimin sinirini bozacak bir şeyler mi söyledi? Serap mı? Hmm. Ne diyecek kızım? O da neye uğradığını şaşırmıştır. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol Mürüvvet. Kahvaltı ne zaman hazır olur? Neredeyse hazır. Çocuklar kalktı mı? Çocuklar kalkmadı. Kahvaltının hazır olmasını bekliyorum Ayriş. Yani biliyorsun gelişim çağındalar. Uyku önemli. Doğru. Ben de bir el atayım, hep beraber hazırlar çıkarırız. Yok Mürüvvet, hiç gerek yok canım. Bak her şey var. Yumurtalı ekmek yapayım, çocuklar seven. Yok anam, var. Baksana bunları yesinler. Ya yenir, hepsi yenir. Bak. Anneciğim, Hayrişlerin işine karışma istiyorsan. Bu arada bu beslenme konusunu bir yola sokmak lazım. Beslenme derken? Yani beslenme Ayriş. Tamam çocuklar üzgün diye toleranslı davrandık.
Ama bu iş sağlıksız bir noktaya doğru gitmeye başladı. Yani biraz dikkat etmemiz lazım. Nasıl yani? Ayşe'cim mesela bu evde bu kadar kızartma yapılıyor muydu daha önceden? Yok, ben hatırlamıyorum açıkçası, öyle değil mi? Serapcığım, çocuklar çok seviyor kızartmayı. Zaten arada sırada yapıyoruz. Tamam, yiyecekleri kadar yediler zaten. Abartmayalım. Ben bir beslenme programı çıkaracağım. Siz öyle kafanıza göre menüler hazırlamayın, olur mu? Bundan sonra böyle daha dengeli gideceğiz. Ne de olsa her şey çocuklar için. Orası öyle. Biz de dikkat ediyoruz ama. Ayşe'cim dikkat etmiyorsunuz demedim zaten. Yani ben daha detaylı, daha ince düşünülmüş bir beslenme programından bahsediyorum. Yani sizinkilerle bir yere kadar. Bizimkilerle bir yere kadar mı? Bu çocuklar annemin yemekleriyle büyüdü Serap abla. Yine öyle olacak zaten Ayça'cığım. Annenin yemeklerine bir şey söylediğimiz yok. Ben çocuklar için en iyisini olmasını istiyorum. O yüzden sen de bana destek olursan sevinirim. Tabii. Çocuklar önemli. Yani hani çocuk yetiştirmek kolay mı? Bunlar bir tane de değil, üç tane el ele vermek şart. Ben masayı hazırlayayım. Ayça'cığım, annem için de servis açar mısın lütfen? Tabii. Hayriş, bana böyle bir kesme tahtası, bıçak, bir de tabak verir misin? Çocuklara bir meyve tabağı hazırlayayım uyandırmadan önce. Tabii. Serap, sen bana içerlemedin değil mi? Ne için Ayriş? Yani seni Cem'le buluşturduk ya. Bak sabah annene söyledim. Onun kabahatlisi benim. Cem'in hiç haberi yok. Hatta duyunca çok kızdı. Yani benim yüzümden Cem'le aranızın bozulmasını istemem. Yok Ayriş'im. Merak etme, Cem'le bizim aramız bozulmaz. Bundan sonra bu evde bu tarz konular konuşulsun istemiyorum. Anlaştık mı? Hem de nasıl anlaştık? Ben dersimi aldım yavrum. Ayrıca Cem'i de kafana takma. O nasıl olsa kendine göre birini bulur. İnşallah. İnşallah. Çıkayım bari ben de şeye, bahçeye. Ayak altında dolanmayayım. Hadi kolay gelsin. Nisa. Günaydın. Ne ara kalktın sen? Oldu bayağı. Aa, niye? Uyuyamadım, uykum kaçtı. Anladım canım. O zaman şöyle yapalım, ben şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım sana. Ondan sonra istersen birazcık daha uyursun, tamam mı? Yok Ayça, ben bugün eve sığamıyorum. Hazır olunca haber verirsin, olur mu? Tamam canım, anlaştık. Ayça, şu abinin evlilik meselesi var ya. O mu? Nisan, uyandın mı sen? Serap ablan da sizi uyandırmayayım diye parmaklarının ucunda süzülüyordu. Hı. Ne yapıyorsunuz? Sabah çekiştirmesi mi? Yo, ben biraz hava alacağım. Günaydın. Günaydın. Ne yapayım ben de? Çıkayım bir koca bahçede şöyle. Deryası, denizi, çayırı, çimeni,
Cennet mübarek. Cennet. Ne güzel hazırladın. Ellerine sağlık. Anne, ben çıkıyorum. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın. Annen dünkü buluşmamızdan sonra aramız bozuk mu diye acaba endişelenmiş. Ben de dedim ki biz Cem'le çok eski arkadaşız. Aramız iyidir yani, bozulmaz dedim. Değil mi? İyiyiz. İyiyiz tabii. Hiç merak etme anne. Biz Serap'la birbirimizi iyi tanırız. Bu yüzden küsecek değiliz. Hem biz artık olsak olsak kanka oluruz. Hadi ben çıktım. Güle güle oğlum, hayırlı işler. Nisan, Mayıs. Ne haber? Komik mi? Espri mi yaptın? Değil mi? Bak bak, hareketlere bak. Hayırdır? Ne bu tavırlar? Ne tavrı ya? Oturuyorum şurada tek başıma. Niye sataşıyorsun sen bana? Ya sataşmadım, selam verdim sadece. Senin canın mı sık? Yok. Öyle mi görünüyor? Bakayım. Yoo. Her zamanki suratsızlığın işte. Ne biçim konuşuyorsun? Çocuk mu var senin karşında? Serap. Ayça. Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Tepkisiz. Yani ben kızdım mı kızmadın mı anlamıyorum. Ama inan benim kötü bir niyetim yoktu. Ben abimle çok yakıştığımızı düşündüğüm için. Sen yalancı çoban hikayesini biliyor musun Ayça? Biliyorum. Emin misin? Hikayenin gerçek sonunu biliyor musun mesela? Gerçek sonunu? Adı yalancıya çıkan çobanın sözüne köylüler inanmaz. Sonra kurt sürüyü parçalar. Bu hepimizin bildiği son değil mi? Ama asıl finali söyleyeyim mi sana? Kurt sürüyü parçaladıktan sonra çobanı da parçalar. Nasıl? Sürprizi sona mı değil mi? Gelebilir miyim? Faruk çıktı. Kahve aldım sana. Double shot. Yumuşak içim. En sevdiğinden. Kahve içtim ben. Çalışıyorum şimdi. İpek, Allah aşkına yapma. Şimdi biz selamı sabahı da mı kestik seninle? Biz o aşamaları çoktan geçtik Mete. Aynı şeyleri söyletme bana. Tamam, yani ben de zaten sana aynı şeyleri söyletip bunaltmak için burada değilim. Ege'yi merak ettim, onun için geldim. Sen niye öyle bakıyorsun? Oğlum merak etmem bu kadar tuhaf mı? Ege iyi. Efendim? Ege iyi. Ege iyi. Bu kadar. Ne bekliyorsun? İpek, Allah aşkına yapma. Biz şimdi iki medeni insan gibi seninle karşılıklı oturup kahve içemeyecek miyiz, konuşamayacak mıyız? İlişkimizi tamamen mi kopartıyoruz? Bak, biz aynı masaya oturmak durumunda kalan iş arkadaşlarıyız aynı zamanda şu anda. Bak, bu benim tercihim değil. Dua et, Faruk sana ikinci bir şans verdi. Yoksa benimle aynı masaya oturmak değil, yüzümü bile göremezdin.
Oo. Faruk Bey lütfetmişler. Bizim haberimiz yokmuş. Gidelim elini öpelim o zaman en kısa zamanda. Öyle şeylerden hoşlanmaz. Ben de lütuftan hoşlanmam. Kendine gel Mete. Ben kendimdeyim de sen kiminle konuştuğunu unutma diye diyordum. Elinde kahveyle kapıma gelen medeni adamın arkasındaki gerçek bu işte. Ben de tam olarak onunla konuşuyorum. O maskenin ardındaki şeyle. Ve ona diyorum ki defol git. İpek. Çık git. İpek, damarıma basmak için mi yapıyorsun sen bütün bunları? Hayır. Gerçekler bunlar. Sizin şirketle Faruk'un devam etmesinin sebebi Gencer Seramik'in işlerini Cem'in devam ettirmesi. Şimdi Efsun'un ölümünü fırsat bilip ona yanaşmaya çalıştığını anlamıyor muyum sanıyorsun? Bak seni uyarıyorum. Eğer beni bir daha bu şekilde rahatsız edersen tek lafımla şu şirketin kapısından bir daha içeri giremezsin. Vay vay vay. Şimdi de İpek Hanım'ın insafına kaldık yani. Öyle mi? Evet öyle. Peki. Peki. Çıkabilirsin. Ha bu arada. Oğlunu merak etmene hiç şaşırmadım. Ege kaza yapmadan önce karşısına çıkıp onunla konuştuğunu öğrendim. Bak bir daha bu tekrar etmeyecek. Ege izin verene kadar oğlumun da karşısına çıkmayacaksın. Şimdi çıkabilirsin. İpek. İpek, ben bu kadarını hak etmiyorum. Sadakattan bir haber biri. Niye hak eder Mete? Aç bakalım aşkım. Aman da benim Ömer'ime bak, nasıl da alışmış Serap ablasına. Çok mu seviyorsun sen Serap ablanı? Ya yerim seni. Ben de seni çok seviyorum, küçük prensim. Hem de ne prens, yakışıklı prens. Nisancığım. Sen iyi misin? Hasta değilsin değil mi? Yok, iyiyim. İştahım yok sadece. Niye kızım? Babacığım bilmiyorum. Bugün canım hiçbir şey istemiyor. Bak yumurtalı ekmek yapsaydım Nisa severdi, yerdi şimdi. Size afiyet olsun, ben birazcık uzanacağım. Siz giderken ben inerim. Tamam babacığım. Ne zaman döneceksiniz baba? Gece imzadan sonra döneriz kızım. Hemen. Sağlıcaktan gitsinler gelsinler. İş önemli. Ekmeğin neredeyse orada olacağım. Siz niye gidiyorsunuz ki, onlar gelsin? Otelde imza atmamızı istediler kızım. Şimdi kırmak olmaz. Ayıp olur. Doğru. Tabii tabii. Çok doğru yapmışlar vallahi. Ömerciğim, biz bugün babanla biraz uzaklara gideceğiz. Sen de ablalarınla kalacaksın. İyi, ben de geleyim sizinle. Ama orası çocukların giremediği bir yer. Yoksa biz seni götürmez miyiz bir tanem? Yoksa baban da ben de çok özleriz seni. Hem seni hem de kızları. Çabucak döneceğiz zaten Ömer'im. Hadi sen kahvaltını bitir, tamam? Afiyet olsun. Teşekkürler. Ömerciğim. Sen beni sevmiyor musun yoksa? Seviyorum. Niye o zaman hep annenin, babanın,
kendi resmini yapıyorsun da beni yapmıyorsun? Senin de yaparım ki. Yapar mısın? Ay çok sevinirim biliyor musun? Hatta böyle sen, ben, bir de babam. Çok güzel olmaz mı? Olur. Ay harika. Hadi yap bakalım nasıl yapıyorsun? Ben gidiyorum, bir şey diyor mu? Bana bak. Öyle kafana göre gelip gitme buraya. Allah Allah. Sen burada geniş geniş yayıl. Ananı hiç düşünme. Bana bak. Benim asabımı bozmayın. Kirayı falan dinlemem. Çeker giderim ha. Anne. Ya sen bana sık dişini demiyor musun? Birazcık da sen sık halledeceğim diyorum. Niye anlamıyorsun? Hallet. El alemin bulaşık bezini yıkamak zoruma gidiyor bu saatten sonra. Faruk Bey'le şu iş toplantısına gidelim. Çözeceğim göreceksin. Merak etme sen. İnşallah, inşallah güzel haberlerle gelirsin orada. Of benim güzel kızıma bir bak ya. Benim anne, güzel dur, kızıma. Dur. Ay anne dur ya. Makyajını bozacaksın durduk yere. İş çıkaracaksın. Annesinin suratsızı mı? Suratsızı mı? Çizdim bak. Bakayım. Ay. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Bayıldım, bayıldım. Ya Ömer ya. Ya yoksa sen büyüyünce ressam mı olacaksın? Hı? Aferin sana. Kalk. Seni tebrik edeyim. Çok yetenekliymişsin. Tebrik ederim seni. Oh, oh, oh. Ne yapalım biliyor musun? Belki bu resmi babana da gösterebiliriz. Çok sevinebilir. Gösterelim mi? Gel Selam. Kolay gelsin. Faruk Bey, ben kendime küçük bir çanta hazırlıyorum. Yani kalmayacak olsak bile yola çıkıyoruz. Acaba sizin için de böyle küçük bir çanta hazırlayayım, ister misiniz? Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Sabah bana bir paket gelecekti. Hayri çalacaktı. Geldi. Odanıza bıraktım. Getireyim mi? Lütfen. Ömer'im. Gel bakalım babacığım, gel bakalım. Aferin sana. Oo, çok güzel bunlar. Ömer ve ablaları. Heh. Bu Naz, bu Nisan, bu da ben. Bu da ben miyim? Heh. Evet. Bu sen, bu ben, bu da Serap ablam. Güzel mi? Çok güzel. Bir tane daha yapacağım. Annem de olacak. Tamam. Hadi koş yap bakalım. Dur yavaş. Yavaş Ömer, düşeceksin. Hay Allah. Çocuk işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim Serap. Pardon. Otelde verecek herhalde. Ellerine sağlık yavrum. Boşuna dememişler kızın olsun diye. Hadi hadi Hayriş Hanım. Oğlunuzun yeri ayrı bilmiyoruz sanki. Aa, o nasıl söz kızım? Onun yeri ayrıysa senin yerin de ayrı. Sen benim dert ortağımsın. Senin yerini kimse tutamaz yavrum. Dert ortağın olsam iyi. Bir de suç ortağınım. Sus sus, kapat o konuyu.
Ayça. Hı, gel buraya. Yavrum benim. Ben seni nasıl vereceğim ellere ha? Nasıl? Abimden sonra sıra bana mı geldi? Nisancığım. Yavrum. Gelsene, niye orada duruyorsun? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Laflıyoruz işte. Limonata içer misin? Ha, yeni yaptık. Buzdolabında buz gibi olmuştur şimdi. Bilmem. Sen seversin limonatayı. İçersin, içersin. Hadi gel. Dolduruyorum. Geç yavrum. Yavrum benim. Hayrişim kuzusu. Bal kızım benim. Affedersiniz. Bölüyorum Faruk Bey ama biz tam olarak kaç gibi çıkarız? Serap abla, sen onu gördün mü? Görmemiştim canım ama çok güzelmiş, bayıldım. Evet, harika bir şey ya. Babam almış hediye. Baba, İpek teyze buna bayılacak. İpek teyze mi? Evet. 2 gün sonra doğum günü var. Ben ne hediye seçsem acaba? Doğru ya. Benim aklımdan çıkmış, doğum günüydü. Yardım eder misin? Çıkarayım mı? Ben ne alsam ya? Gidip bir şey seçeyim ben. Ups. Al babacığım. Gidip hediye bakayım ben de. Gitmek için biraz daha vaktimiz var Serap. Aa, tamam. İpek teyzenizin Allah belasını versin. Ne İpek'miş ya? Sonuçta olabilir. Ötele seninle gidiyor. Önemli olan o. Baş başa gidiyoruz. Ben başkasına aşığım. Yani ben sadece umuyorum. Belki bir gün beni fark eder. Belki benim gibi sever diye umut ediyorum. O kadar. İpek teyze buna bayılacak. İpek teyze mi? Evet. 2 gün sonra doğum günü var. Ben ne hediye seçsem acaba? Faruk. Bu çok kötü. Olmaz. Bu çok kötü. Karşı taraftan gelebilecek tepkileri az çok tahmin ediyoruz. Bir yere kadar direneceğiz ama bir noktada da müşteriyle uzlaşıya gideceğiz. Pardon. Efendim Faruk? Nasıl gidiyor İpek?
Ekiple toplantıdayız. Ben de onun için aradım. Ya son dakika golü gibi olacak. Kusura bakma ama toplantıyı erteleyebilir misin? Son dakika mı? Öyle olması gerekiyor İpek. Erteleyebilir misin? Ne oluyor Faruk? Bir sorun mu var? Sorun yok. Sen böyle son dakikada plan değiştirmezsin. Hı. Tamam. Tamam, hallederim. Tamam. Görüşürüz. Aynısı bizim dayı oğlunun başına geldi Kamil abi. Çocuk senelerce çalıştı bak, ben şahidim. 3-5 kuruş kenara para koydu araba alayım diye. Sonra meğer pert arabayı itelemişler onu. Yapma ya. Serdar Serap'in yukarıda küçük bir çantası varmış, indirmeni istedi. Getireyim. Sizce de bir havalara girmedi mi bu kız? Ayça, ne biçim konuşuyorsun yavrum? Ne yani anne, yalan mı? Sabah da bana böyle bir tehditkar laflar ediyor. Yok kurtmuş da, yok kuzuymuş da. Bir tuhaflaştı yani bu kız, ben size söyleyeyim. Öyle ön yargılı davranıp kimsenin günahına girme canım kızım. Hadi size kolay gelsin. Sana da canım, sana da kolay gelsin. Ben size diyorum, Serap'ta beni rahatsız eden bir şeyler var. Ayça. Senin suratın niye asık bakayım? Hiç. Nasıl hiç? Söylemeyecek misin? İpek teyzeciğim, bir şey yok. Böyle içim sıkılıyor bugün, o kadar. Bak ne diyeceğim. Ben döndükten sonra Nazo'yu da alalım. Kız kıza bir kampa gidelim. Ne dersin? Olur. Bu hiç neymiş öğrenelim. İpek teyze hoş geldin. Kızım. Oh. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim de senin saçlar pek öyle demiyor. Kötü mü olmuş? Kötü. Yok, kötü değil de benimle ilgilen diyor. Peki. Gel buraya. Şöyle iki yandan bir öreyim saçlarını. Bayağıdır da örmüyorsun. Var mı başka dokun? Var var, cebimde olmalı. Bakayım. Aa, var. Saçların aynı annen gibi, ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Annemin de böyle su gibi akardı. Keşke benimki de öyle olsaydı. Seninkiler de çok güzel bir tane. Kıvırcık. Ama kime çektiğimi bilmiyorum İpek teyze. Yani ailedeki tek kıvırcık benim. Yani gerçek ailene çekmişsindir belki. Ya çok oğlunu çekmişsindir belki. Bakayım güzel mi oldu, ne oldu? Ama en azından bir ilgi oldu üstünde. Tamam. Hoş harika. Geldin İpek. Hoş bulduk. Nasıl? Çok güzel oldun. Seni görünce şaşırdım. Toplantı ne oldu? Ertelendi mi? Ertelenmedi, yarıda kesildi diyelim. Bir sorun mu var? Yani yardım edebileceğim bir şey varsa? Yok canım, sağ ol. Faruk arayıp anlaşma için otele birlikte gitmemizi istedi. Artık döndükten sonra yapacağız toplantıyı. Otele. Anladım. Senin geleceğinden haberim yoktu. Şaşırdım yani. Faruk senin gelemeyeceğini söyledi. O yüzden geldim. Nereye bırakayım? Serap. Ben de seninle konuşacaktım. Bu oteldeki anlaşma için İpek'i aradım. Çocukların yanında sen kalırsan içim daha rahat edecek.
Tabii Faruk Bey. Nasıl isterseniz. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Otel planını neden değiştirdiğini söylemedin hala. Serap niye gelemedi? Çocuklarla kalması daha iyi olacak. Hepsi bu mu? Hoş geldiniz Mete Bey. Hoş bulduk Serdar'cığım. Faruk Bey evde mi? Faruk Bey'ler çıktılar. Geleceğinizin haberi var mıydı? Yok, ben öyle geçerken bir uğradım. İpek Hanım? Bir anlaşma için birlikte şehir dışına çıktılar. Gerçi sizin haberiniz vardır ama. Serap da Faruk gidecekti ama. Yok, Serap gitmedi, o burada. Sağ ol. Görüşürüz. Güle güle. Ambiyansa bayıldım. İnsana ilham veren bir havası var. Harika fotoğraflar çektim. Hem ekibime yollayacağım hem de sosyal medyamda paylaşacağım. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Biraz uzun sürdü ama yeni bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Bizce de öyle. Her iki taraf için hayırlı olsun. Bu arada ben de otelin konsept tasarımını çok sevdim. Yurt dışında da bu konsepti sürdüreceğiz. Sizin tasarımlarınızla yeni bir çevre kazanacak bu konsept. Ondan da eminiz. Umarım bir gün yurt dışındaki otellerimizde de misafir ederiz sizi. Kısmet. Biz aslında Serap Hanım'ı da bekliyorduk. Bu anlaşmanın imzalanmasını sağlayan büyük ölçüde Serap Hanım oldu çünkü biliyorsunuz. Evet, Serap Hanım da katılacaktı ama birinin kalıp işleri idare etmesi gerekiyor. Sağlık olsun. Bu arada paylaştınız mı İpek Hanım? Şimdi paylaşıyorum. Abla, yardım eder misin lütfen? İpek teyzeye bir türlü hediye seçemedim. Bu nasıl? Senin o saçların da öyle. Hiç olmuş mu o çocuk gibi? Güzel değil mi ya? İpek teyze ölmüştü. Olmamış. Gel bakayım buraya. Geldi. Ne geldi? Hiç. Naz? Ne oluyor, bu heyecan ne? Bakar mısın bana be? Sen benden bir şey mi saklıyorsun yoksa?
Ya söyleyeceğim ama aramızda. Tamam, aramızda söyle. Şimdi ben online oyun oynuyorum ya. Evet. Orada bir çocukla tanıştım. İşte o da annesini kaybetmiş. Beni o kadar iyi anlıyor ki. Gerçekten çok iyi anlaşıyorduk. İşte bana fotoğrafını gönderecekti, onu yollamış. Fotoğrafını yollayacaktı. Aç bakayım. Çok da gerek yok aslında. Naz lütfen, ben de bakabilir miyim? Merak ettim. Tamam, göstereyim. Naz, bu çocuk kaç yaşında? 19. 19. Peki sen kaç yaşında olduğunu söyledin mi? Söyledim. O zaman sana niye fotoğraf yolluyor? Öylesine. Yani işte arada yazışıp dertleşiyorduk. O yüzden. Nazcığım, olmaz böyle. Yani bu durum çok tehlikeli. Ayrıca hiç tanımadığın insanlarla iletişimini sınırlı tutmalısın. Anladın mı beni? Hele ki bu yaşlarda lütfen. Olmaz. Artık cevap vermeyeceksin, tamam mı? Ama çok iyi biri. Tamam, çok iyi biri ise akranlarıyla konuşsun. Onlara fotoğraf atsın, olur mu? Lütfen. Söz ver bana. Söz. Tamam. Serap abla, senin canın bir şey mi sıkkın? Yani sabah çok iyiydin. Nazım, evet. Yani açıkçası canım çok sıkkın. Hem de öyle böyle değil. Neden? Ya bir arkadaşımla ilgili. Boş ver, anlatmayayım şimdi. Çok sinirlerim bozuldu. Ne oldu ki? Yani neyse, anlatayım bari. Benim bir arkadaşım vardı. Geçen yıl eşinden boşandı. Yani öyle kötü günler geçirdi ki tek başına. Çok üzücüydü. Biz tabii o aralar görüşüyorduk ama asıl onun çok yakın bir kız arkadaşı daha vardı. Ama her gün birlikteler. Evlerine girip çıkıyorlar. Beraber yemeklere gidiyorlar. İyi günü, kötü günü. Bütün sırlarını biliyor, her şeyini biliyordu. Ama sonra... Sonra? O çok yakın kız arkadaşı dediğim kız var ya... Boşandı, kocasıyla evlendi. Ne? Gerçekten mi? Çok kötü. Ama gerçek. Yani resmen bu bir ihanet. Ne biçim insanlar var ya? Öyle Nazcığım. Etrafta çok kötü insan var. Fırsatını bulduğumu da kaçırmıyorlar. Sen şey gösteriyordun, İpek teyzene baktığın hediyeleri. Hadi bakalım. Göster. Şu nasıl? Güzel mi? Aa, çok güzelmiş. Bayıldım. Yalnız sana bir şey itiraf edeceğim. Babanın aldığı hediye bunların çok çok üstünde bir şey, farkındasın değil mi? O gerçekten çok güzeldi. Evet, hem de çok. Yani çok özel bir hediye. Bence Faruk Bey onu özel olarak bulup getirttirmiş. Yani bayağı uğraşmış. Çok ince bir davranış. Ama şaşırmadım değil. Çok şaşırttı. Sonuçta Faruk Bey'i tanıyorum yani. Hiç bu zamana kadar özenle, bu kadar uğraşarak bir hediye aldığını hatırlamıyorum. Aa, pardon ya. Sadece annene. Ama bence bu olabilir. Düşünelim bunu.
En azından bu gece ağırlasaydık sizleri. O kadar yol geldiniz. Olsun, geldiğimize değdi. Harika bir yemekti. Tekrar teşekkürler. Bu kadar uzaklaşmak bile çok iyi geldi. Sağ olun. O zaman tekrar hayırlı olsun deyip biz müsaade isteyelim. Müsaade sizin. Tutamayacağız sizi burada, belli oldu. Sabah uyandıklarında çocukların yanında olayım. Vallahi ben de öyle isterdim. Ama maalesef ben oğlumu göremiyorum. Mete. Senin ne işin var burada? İş konuşmaya geldim. Hem de gelirken öyle badireler atlattım, inanamazsınız. Arabayla kaza yaptım, kolum kırıldı. Sonra hastanede alçıyı aldırdım ama yine de geldim. Mete, sen ne yaptın? Şimdi ben dedim ki bu işin sözleşmesini, kontratını hazırlayan kişi olarak benim de mutlaka o toplantıda olmam gerekiyor dedim, profesyonel gereği. Çıktım yola ve bütün engellemelere rağmen buradayım. Ayrıca beyefendi, size ve size çok teessüf ediyorum. Beni çağırmanız gerekirdi. Gerçekten çok kırıldım. Kusura bakmayın Mete Bey. Affedersiniz. Gelir misin sen? Bir dakika bırak, böyle iyi. Lütfen gelir misin? Şurada konuşalım. İpekçim bırakır mısın? Böyle iyi. Benim de çünkü söyleyeceklerim var. Benim de anlatacaklarım var. Pardon, bu konuyu biz kendimiz halletsek daha iyi olacak. Her şey için teşekkürler. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Siz bir garsonu yollarsanız biz siparişleri ona verebiliriz. Demek anlaşmayı üçümüz baş başa kutluyoruz. Üç eski dost. Gider misin lütfen? Gitmiyorum. Lütfen. Yok, gidemem çünkü sürü bir şey atlattıktan sonra elimi kolumu sallayarak gidemem. Zaten doktor çok sağlam dedi. Bak, bu yaptıklarına yarın çok pişman olacaksın. Ama işe yaramayacak. Öyle mi ya? Niye? Faruk'cum, İpek Hanım istiyor diye mi acaba öyle? Hani öyleymiş ya. İpek Hanım ne isterse sen yapar mısın ya? Saçmalama. Değil mi İpek'cim? Saçma sapan konuşuyor. Ha? Şş, gel bakayım böyle. Yürü. Yürü. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Bırakır mısın? İpek sen kal burada. İpek gel sen de. Merak etmeyin, her şey yolunda. Ne oldu? Sorun yok, taksiye bindirdim, eve kadar bırakacaklar. Biz de yola çıkabiliriz artık. Sen istersen arabaya geç, ben de geliyorum. Tamam. Bakın, bu yaşanan tamamen benim kişisel ilişkimle alakalı bir durum. Yani şirketle hiçbir alakası yok. İpek. Bak, seninle ilgili her şey hem beni hem şirketi ilgilendiriyor. Ben hallediyorum. Sen bir sakinleş. Geliyorum ben de. İyi geceler. İyi yolculuklar. Güle güle. Tekrar kusura bakmayın. Konuyla ilgili sizden bizzat özür diliyorum. Biz de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bir daha asla olmayacak. İnsanız Faruk Bey. Her şey oluyor. Canınızı sıkmayın.
İpek! Uzaklaştırmak istedim. Gittim sadece. Sezon forması alacağız. 10 numara. Öyle mi? Süpermiş. Ömer, bana da alalım. Ama kaç numara alalım? Sana 1. Kaleci. Muah. Tamam. Öyle olsun. Babam gelmedi mi? Günaydın Naz. Hayır, gelmedi ablacığım. Ama arada işler uzamış birazcık. İkisinin de mi işi uzamış? Nasıl ikisinin de mi? Yani... İpek teyzeli birlikte mi kalmışlar? Herhalde Naz. Yani ayrı ayrı mı gelsinler anlamadım. Yani. Naz, sen babam gelmediği için mi üzgünsün? Sabah geleceğim demişti. Ablacığım ama gelemedi. Yani ne yapsın, işlerini bitiremeden mi gelsin? Heh? O İpek şimdi yanımda olsa var ya, yemin ederim bir kaşık suda boğarım. Allah'ın cezası. Kız delirme, delirme. İşleri uzamış. Bu gece de gelemeyeceklermiş. Ya ne işleri uzaması? Alt üstü bir imza atacaklar. Ya demek ki bir şey var ki uzamış. Hem sen o kadar huylanıyorsan ara Faruk Bey'i, sor, yokla. Aradım. Hem de kaç kere aradım da dönmüyor. Ama bir daha arayacağım. Açana kadar arayacağım. Ya akıllı ol, akıllı. Deli deli hareketler yapıp bir çuval inciri berbat edeceksin sen ya. Ya ne incirinden bahsediyorsun ya? Allah Allah. Atı alan Üsküdar'a geçmiş, sen hala incir diyorsun. Ay anne kapat hadi ya, sinirimi bozuyorsun. Seni bir kere yenmiştim. Demek bir kere daha istiyorsun İpek Hanım. Göreceğiz. Ben neyi beceremedim Faruk? Nerede yanlış yaptım? İpek. Bak sen hiçbir yerde yanlış yapmadın. Aldığın bütün önemli kararlara ben şahidim. Ya hepsinde o kadar haklıydın ki. Hepsinde o kadar sağlam, o kadar güçlü durdun ki. Neden böyle oldu peki? Nasıl bu noktaya geldim ben? Senin suçun değil. Şu yaptım. Bak Faruk. Nasıl yaptım ben? Bak keşke böyle olmasaydı. Ama kendini suçlama. Tamam. Lütfen. Biraz sakinleş. Serdar, ne yaptın, alabildin mi? Aldım. Aldım da yani bu devirde gişeden bilet almak mı kaldı? İnternetten niye almıyorsun?
Ya oğlum sistem çalışmıyordu, o yüzden alamadım. Maksat Serdar'a iş çıksın. Ya tamam, Allah'tan bir güzellik yaptın, söylenme. Ben de sana yardım edeyim işte. Bana bak. Sen manita falan mı yaptın oğlum? Kimi götürürsün sinemaya? Yok be oğlum. Ne manitası? Nisan'a sözüm vardı. Canı sıkkındı dün biraz. Ona götürmedim. Aa, eyvallah. Siparişler geldi. Harikasınız gençler. Oh. Kolay gelsin. Sağ ol. Serdar, müsait misin? Biraz çıkacağım. Tabii, tabii Nisan, müsaitim. Hemen mi? Birazdan işte. Tamam. Hayriş, Serap ablaya da söyledim. Ömer'e göz kulak olursunuz değil mi? Tabii yavrum, sen hiç merak etme. Çık biraz dolaş. Bunu aldın sen de evde. Nereye? Gezmeye mi? Evet. Nesi var? Canı çok sıkkın. Ben geçiririm onun canının sıkıntısını. Serdar, sen arabayı bana bırak. Nisan Hanım çıkacak. Ben de. İyi, tamam. Hadi ben kaçtım. Yavrum, sen bunları yerleştir. Ben de Ömer'le Naz'a bir bakayım. Olur mu? Tamam. Burada bir paket var Ayça. Poşette bak. Ne paketi? Senin. Benim mi? Nereden çıktı? Ben aldım. Ama yanlış anlama, kendi paramla aldım ha. Sen seviyorsun diye görünce alayım dedim. Teşekkür ederim, sağ ol. Serdar, beni deniz kenarı bir yere götürür müsün lütfen? Götüremem. Başka planlarımız var. Ne yapıyorsun sen burada? Planlarımız var dedim ya. Al bakayım şunu. Ne bunlar? Beklediğin filme bilet mi aldın? Hı hı. Sen git. Sen? Ben gelmeyeceğim. Başka programım var. Başka programım var. Az önce deniz sahili falan bir şeylerden bahsediyordun. Deniz kenarında programım var zaten. Olamaz mı? Ne yapacağım? Balık mı tutacaksın? Çok komik. Ya alır mısın şunları? Almam. Sana aldım onları. Hem hediye geri verilmez. Çok ayıp. Gelmeyeceğim. Nisan, ne oluyor? Hiçbir şey olduğu yok. Yani sen bana sordun mu müsait misin diye. Kendi kafana göre iş yapıyorsun. Canının yandığını, üzgün olduğunu biliyorum. Ama sende başka bir şey var. Söyle bakayım, ne oluyor? Hiçbir şey bildiğin yok. Söyle bileyim o zaman. Söyleyeyim mi gerçekten? Duymaya hazır mısın? Bence hazırım. Gönder gelsin. Dinle o zaman. Öyle benimle söyle bakayımla falan konuşamazsın. Çünkü ben çocuk falan değilim. Ayça, tercihler açıklanmış, baktın mı? Açıklanmış mı? Evet evet, açıklanmış. Baksana. Ay.
Bakmayacak mısın? Tercih sonuçları açıklanmış. Efendim? Sonuç? Bilmiyorum. Bakamadım. Neden? Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü. Korkuyorum biraz. Anladım. Geliyorum, bekle. Geliyor musun? Evet, birlikte bakarız. Yok, benim için yorulma ya. Gerek yok. Çıktım bile, bekle beni. Doktor Bey. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Biz hastamıza gereken müdahaleyi yaptık. Ancak durumu ciddiyetini koruyor. Şu an için sizi rahatlatacak bir şey söylemem mümkün değil. Maalesef. Tamam. Peki, sakin. Tamam, sakin. Biz bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir gelişme olduğunda haber veririz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, biraz sakin. Farkında mısın? Mete benim yüzümden ölebilir. Ya deme böyle şeyleri. Peki bak. Mete güçlü durumu sen de biliyorsun. Kolay pes etmez o. Allah'ım sana yardım. Allah'ım sana yardım. Ya Allah Allah. Ama Faruk'cum, aç mısın? Kahvaltıya duruyorum. Sana da bir şeyler koyayım. Anlamadım. Yok, bir şey yok. Yok kardeşim, koy. Koy sen de. Sende bir gariplik var ama dur bakalım. Kokusu çıkar mısın sen yakında? Çıktı çıktı, kokusu çıktı. Koyun keseceğim, koyun. Yok, 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 keseceğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mıyız? Hadi. Hadi. Ya istediğim yerler gelmediyse? İstediğin yerler gelmediyse o zaman biz istediğin yerlere gideriz. Ciddiyim. Ben de. Korkacak hiçbir şeyin yok. En kötü ihtimalle bir yılda daha ihtiyacım var hazırlanmak için. O da çok uzun bir süre değil. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Hadi bak artık. Ya. Tahmin ettiğim gibi. O zaman kısa bir moladan sonra yeniden hazırlıklara başlıyoruz. Başlıyoruz. Biraz sayısalını iyileştirmemiz lazım. Ben çalıştıracağım seni. Gerçekten mi? Evet. Çok sıkı çalışacağız. Ve bu sefer başaracağız. Ama çok yorulursun. Senin kendi derslerin de var. Hiç sorun değil. Ama bir şartım var. Ne? Şu andan itibaren geçmişi düşünüp üzülmeyeceksin. Ve sadece önümüze bakacağız. Tamam mı? Tamam. O zaman anlaştık. Gör bak seni nasıl çalıştıracağım. Ha, sonra düşe kalan demek yok, ona göre. Yok, demem, asla demem. Yanlış anladın. Yani o zombiler
gün şurada yatırıp yeseler diyecektim. Alo! Şşş! Mert! Ya Cemil, şunu bir şey söylesene, yanlış anladım ya. Niye ağlıyorsun? Zombinin de sağlıklı belli olmaz ha. Hemen öyle yatmayacaksın. Biraz dirayetli olacaksın. İffetli ol, iffet! İffetli... Komedi filmi bu, niye ağlıyorsun? Üzücü yerleri de var ama. Sen beni takip mi ediyorsun? Niye geldin? Takip etmeme gerek yok ki. Biletleri ben aldım. Buraya geleceğimi nereden biliyordun? O kadar da tanıyalım canım. Biraz sessiz olur musunuz? Pardon. İnsanları rahatsız ediyorsun. Sen niye benimle geldin ki sinemaya? Nasıl yani? Sözlünle gelseydin. Sözlüm mü? Kimmiş ya benim sözlüm? Serap abla. Tebrik ederim bu arada. Sessiz lütfen. Pardon. Serap benim sözlüm falan değil. Evlilik falan da yok. Nasıl? Ya saçma sapan bir şey işte. Ya bizimkiler kafalarına göre iş yapmışlar. Evlilik falan yok ya. Evlenmiyor musun? Hayır. Ne oluyor? Niye veriyorsun ya? Lütfen ama. Karanlıkta öyle bir anda çıkılır mı? Ödümü kopardın Cem. Şşş. Hani devamı? Çok mu meşgulsünüz de bir şey atamıyorsunuz? Ne halt ediyorsunuz ki siz şimdi? Sallan Cemen'de, tamam mı Hayriş teyze? Tamam Ömer'cim. Tamam yavrum benim. Ben seni ta ağaçların tepesine kadar hızla sallayacağım. Sen hiç merak etme. Yaşasın! Şişt, gel. Serap abla, ben sallayacak yapıyoruz. Oo. Şimdi o zaman birlikte sallanalım, olur mu? Hı hı. Tamam. Olur. Hadi koş, bak bakalım olmuş mu? Kontrol et, geliyorum ben. Allah kahretsin ya, bir sene eksiktin. Serap, ne oldu yavrum? Yani şuraya takıldı, söküldü herhalde. Aa, bu bir şey değil, ben dikerim, çıkar sen. Zahmet olmasın. Yavrum ne zahmeti, elime mi yapışır, sen çıkar. Bak ne de güzel yelek, yazık olmasın, hadi. Bir de onca eşin arasında. Ne olacak yavrum, 2 dakikada dikerim ya. Sağ ol. Sen de sağ ol canım. Hemşire hanım. Hastamız kendine geldi, gözünüz aydın. Oh, çok şükür. Harika. Evet, gözünüz aydın. Size de söyleyebilirim. Çok teşekkür edeceğim. Onu görebilir miyiz? Ben size haber vereceğim. Yalnız sadece bir kişi alabiliyoruz. Tabii tabii, sorayım. Ben şimdi içeriye geçiyorum. Az sonra alırım sizi. Tamam, çok teşekkürler. Faruk. Çok şükür. Çok şükür. Niye kimse evde yok ya? Nasıl? Babam yok, ablam yok, hiç kimse yok. Yani Nazım, herkes mutlu olduğu yerde demek ki. Nasıl yani? Yani gelmek istemiyorlar demek ki. Gittikleri yerde mutlular. Yani
İnsan iş için gittiği yerde nasıl mutlu olur ki? Yoksa başka bir şey için mi gelmedi? Naz, yani işleri uzamıştır. Lütfen öyle hemen kötü bir şey getirme aklına. Yani İpek teyzenle birlikte işlerini hallettikten sonra döneceklerdir. Ayrıca İpek çok eğlenceli bir kadın. Zaman nasıl geçtiğini anlamamışlardır şimdi. Bahçeye çıkıyorum ben. Tamam canım. Tarihe not düş. Bugün burada yiyeceğin yemekleri asla unutamayacaksın. Emin misin? Bak ben Hayriş'in yemekleriyle büyüdüm. Annem duymasın ama buranın yemekleri bambaşka. Oo Cemal'im hoş geldin. Ne haber? İyidir abi. Sen nasılsın ablacığım? Sağ ol. Ağır misafirim var. Hiç sıkıntı değil abim. Ben size her zaman kendinizi alayım. Buyurun. Gel. Her zamanki gibi değil mi abi? İki kişilik. Hemen geliyorum. Bayağı müdavimsin. Öğrenciyken gelirdim buraya. Okul bitince de ayağımı kesmedim. Şimdiden söyleyeyim, sen de alışacaksın buraya. Bilemiyorum, bakacağız. Önden az mantarları vereyim. Afiyet olsun. Eyvallah. Mantar çorbası yapan kaç lokanda kaldı ki? Tadacağım. Bakalım dediğin kadar var mı? Tat bakalım. Cem çok güzel. Nefis. Sevindim. Cem abim buranın yemeklerine bayılır. İnşallah siz de beğenirsiniz ablacığım. Dolmayı unutma. Hemen geliyor abi. Asıl sen buranın zeytinyağlı biber dolmasını bir ye. Of. İnanılmaz. Hı. İstanbul usulü gerçek zeytinyağlı dolma. Çam fıstığı, kuş üzümü, yeni bahar var ya of. Mükemmel. İçinden gurme çıktı. Dolma hassas noktam. Nasıl ya? Maalesef abim. Ne oluyor? Cem ne oluyor? Dolma kalmamış. Ya aman ben de bir şey var sandım. Dolma Cem abinin hassas noktasıdır. Ha. O kadarını anladım. Evet. Hepsini mi almışlar ya? Vay insafsızlar. Ben size servis yaparken hepsini paketlemişler abi ya. Ne yapalım? Onlara afiyet olsun artık. Bu şaka falan mı? Ya sana tattırmak istiyordum. Beni hiç bahane etme bence. Çünkü dolmadan bahsederken ağzımın suyu aktı. Nasıl? Başının ağrıdığını söyledi ama doktor normal dedi. Ama bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Biliyorum. O yüzden sana bu da ayarlarım. İstersen dinlenirsin. Ama önce sıcak bir şey içelim mi? Vallahi buna hayır demem. Hadi. Üç küçük leylek daha önce hiç çıkmadıkları kadar yükseğe çıkıp bulutları yakından görecek ve rüzgarı hiç olmadığı kadar güçlü hissedip güneşe ilk kez bu kadar çok yaklaşacaklarmış. Cem abisi Ömer'i bahçeye top oynamaya çağırıyor. Cem abi mi? İstiyor musun? Evet. Hemen sattı, hemen. Erkekler ve futbol. Ayça sen iyi misin? Yani üniversite meselesini kafana takmıyorsun değil mi? Biraz üstü tabii. Ama Ege'ye söz verdim, elime bakacağım. Süper. İnşallah seneye bu zamanlarda aynı şeyleri konuşuyor olmam. Olmazsın. Bak hiç öyle düşünme. Ege seni köle gibi çalıştıracak, sen hiç merak etme. Teslim ettim zaten kendimi. Aynen.
Ne? Ne? Ne yapıyorsun bakayım? Hiç, arkadaşımla yazışıyordum. Ece mi? Hı hı. Küs müyüz? Neredeydin bugün? Dolaştım birazcık. Saatlerce. Ablacığım evde bunaldım, ne yapayım? Çıkmasa mıydım? Sen yalnız mı hissettin kendini? Küs müyüz? Çocuk muyum canım ben, niye küseyim? O zaman? Babam da yoktu. Sen de yoktun. Annem zaten yok. Ben buradayım Naz. Bilseydim gitmezdim. Gerçekten özür dilerim. Babam niye gelmedi hala? Hani sabah gelecekti? Naz gene mi aynı mesele? Ablacığım işleri uzamış, işte bitince gelecekler. Ha? Babam niye İpek teyzeyle gitti? Birlikte çalışıyorlar. Aslında birlikte gitmeyeceklerdi. Yani ne değişti bir anda? Öyle olması gerekti. Nazcığım neden takıldın sen bu meseleye, bu kadar anlamıyorum ki ben. Yok bir şey abla, odamdayım ben. Çok yakın kız arkadaşı dediğim kız var ya, boşandı, kocasıyla evlendi. Sonuçta Faruk Bey'i tanıyorum yani. Hiç bu zamana kadar özenle, bu kadar uğraşarak bir hediye aldığını hatırlamıyorum. Aa pardon ya. Sadece anneme. Efendim Serap. İpek. Faruk Bey'i aramıştım ama. Faruk şu anda burada değil. Niçin aramıştın? Çocuklar iyi mi? İyiler. Sorun yok yani. Ben Faruk Bey'i bugün de aramıştım. Ulaşamayınca merak ettim. Merak edecek bir şey yok. İşlerimiz biraz uzun sürdü. Geldiğinde aradığını söylerim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sen niye açıyorsun ya adamın telefonunu? Oğlunun cezası. Ya sen kimsin ya? Teşekkür ederim. Bir şey yemeyeceğine emin misin? Evet. Serap aradı, ulaşamamış, merak etmiş. Bir ara istersen. Ararım. Faruk, sen istersen eve git. Bak çocuklar merak etmiştir. Serap o yüzden arıyordur seni. Olmaz İpek, ben şimdi sizi burada bırakmam. Teşekkür ederim. Aramayacak mısın Serap? Ararım sonra. Sen bundan emin misin? Yani eve girmesi yasaktı bunun. Biliyorum ama kontrol bende, sorun yok. Biber dolması yapıyorsun yani. Tam olarak öyle sayılmaz. İstanbul usulü zeytinyağlı biber dolması yapıyorum. Kimin için yapıyorsun?
Cem'e yapıyorum. Ama kimseye söyleme, sürpriz. Bu arada baş başa kalamadık, söyleyemedim. Özür dilerim. Yani o gün Cem'le ilgili patavatsızlık ettim. Meğer evlenmiyormuşsunuz. Ben yanlış duymuşum. Önemli değil. Kusura bakma. Bu arada Nisan'cığım, yani seni çok iyi gördüm. Gerçekten mutlu oldum. Kolay gelsin. Sağ ol. Bak ya, bırakamadın şu pis burnu. Ayağının içiyle vuracaksın, teknik. Şöyle bak. Ah, bak keretaya ya. Ama böyle yaparsan Ronaldo olamazsın bak. Söyleyeyim. Aşkım, sen yemeyecek misin gerçekten? Yemeyeceğim. Yani ben böyle yerlerde yiyemiyorum, biliyorsun Cem. Sen de yeme. He? Sen şu dolmayı yeme mi diyorsun bana? Bir senden vazgeçmem, bir de şu dolmadan. Pardon, bir çatal alabilir miyim? Tabii efendim. Ne dedin, ne dedin sen? Bir senden, bir dolmadan ha? Sen şimdi bu dolmayla beni bir mi tutuyorsun? Aşk olsun. Bir tadına baksan ne dediğimi anlayacaksın da. Bakmayacağım. Ayrıca ben böyle küçük yerlerde yiyince midem ağrıyor biliyorsun. Demek dolmayı benden daha çok seviyorsun. Hı? Kaçırdım işte. Dur, hemen pes etmek yok. Ama sen hiç kaçırmıyorsun. Ama ilk zamanlar ben de böyle değildim ki. Çalışa çalışa oldu.
Ömerciğim. Hadi artık. Gel, uyku zamanı. Birazcık daha Serap abla. Olmaz. Bak çok geç oldu zaten. Akşama kadar da buradaydım. Uyku vaktin geçiyor, hadi. Birazcık daha lütfen. Bırak işte, biraz da oynasın. Gelir sonra. Ya sen ne karışıyorsun benim işime? Zaten yemeğini de yedirmemişsin çocuğun. Bir de sana çocuk emanet ediyorum. Serap. Sen işine bak Cem. Allah Allah. Hadi kalk. Hadi Ömer. Kalk. Altına da bir şey sermeden yatırmışsın çocuğum. Hadi. Hadi Ömer. Geldim Serdar, geldim. Bekle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne senin, anlamadım. Asıl senin derdin ne? Ne işin var burada? Konuşacağız. Evet, ne istiyorsun? Derdin ne diyorum? Serap, bırak bu cümleleri, açık konuş, ne istiyorsun? Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma diyorum Cem. Anladın mı? Anlamadım. Neymiş o işler? Ben orada çocuğu uyutmaya çalışıyorum. Sen benim işime karışıyorsun, ne oluyor? Sana ne? Sana mı kaldı çocuğu uyutma derdim? Bunu söylemek için geldin yani. Evet, bunun için geldim. İyi. Söyleyeceğini söyledin. Şimdi çık git evime. Bir daha da gelme. Bitmedi benim konuşmam. Serap, sabrımı zorlama. Öyle mi? Sabrını zorluyorum. Zorlarsan ne olur? Ne yaparsın mesela? Söyle. Git başından Serap. Tamam. O zaman seninle açık açık konuşalım Cem. Çalışıyorsun. Belli bir şey yapmaya çalışıyorsun da senin ağzından duyalım bunu. Çok uzattın. Git artık. Bugün akşama kadar kimleydin? Hı? Sana ne? Nisan'laydın değil mi? Ne yaptınız bu saate kadar? Heh, babasının haberi var mı? Faruk Bey'in haberi var mı? Söyle. Neyden haberi var mı? Kızını kanca takmaya çalıştığından haberi var mı mesela? Ya sen ne diyorsun? Nisan'dan bahsediyorsun, Nisan'dan. Ağzından çıkana kulağın duyuyor mu seni? Duyuyor. Çok iyi duyuyor hem de. Serap sen delirmişsin ya. Delirmişsin, sen çık git evimden. Çık. O kızı senden koruyacağım. Ona yaklaşmana izin vermeyeceğim. Ben senin asıl niyetini çok iyi biliyorum. Asıl niyetimi? Hı hı. Evlilikle ilgili planın tutmadı. Sonra ben de seni reddedince çıldırdın. Şimdi de aklınca beni kıskandırmaya çalışıyorsun. Yazık. Sen kafayı yemişsin. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Senin tedaviye ihtiyacın var. Geç bunları Cem.
Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi? İzin vermeyeceğim. Nisan'ı üzmene izin vermeyeceğim, göreceksin. Bana bak. Sen benim için artık yoksun. Hem uzun zamandan beri. Böyle çat kapı gelmelerin, saçma sapan konuşmaların, böyle değişik değişik hallere girip benim için var olma çabaların. Boşuna. Sen benim için atalasın. Duydun mu? Sadece bir hata. Bir tanem. Baba, neredesin? Yolda mısın? Yok kızım, daha yola çıkmadık. Neden? İşimiz bitmedi, sabah çıkacağız. Bu gece de mi orada kalacaksın? Maalesef kızım, ben de arayıp ablana haber verecektim birazdan. Siz ne yaptınız? Yolunda mı her şey? Herkes iyi mi? İyi. İpek teyze de mi seninle? Yok, İpek teyzen yanımda değil, dinleniyor. Yarın dönüyoruz. Bak, yarın bütün gün birlikte oluruz, tamam mı? Öpüyorum bir tanem. Ben de. Ya. Bugün o kadar üzüldün ki içim rahat etmedi. Bak bakalım olmuş mu? Otursana. Sen iyi misin? Ha, iyiyim. Bak bakalım tadına. Nasıl? Beğenmedin. Çok umutluydum. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gerçekten mi? Evet. Oh, çok sevindim. İçim rahatladı. Afiyet olsun. Ya uğraştın akşam akşam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Annemi kaybettikten sonra geçirdiğim en güzel gündüce. Sağ ol. Naz arıyor. Alo Nazcığım. Tamam ablacığım, geliyorum. Tamam, tamam, geliyorum. Ne olmuş? Naz'ın canı sıkkındı bugün birazcık. E ben de ihmal ettim tabii. Yanına gideyim be. Ha, tamam. Yok yok, sen otur. Yemeğe devam et. Ben giderim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bunun ne işi var burada? Ne var ki orada? Bu niye burada? Cem, bu niye burada? Ha? Hem burası senin evin değil mi? Yani Serap ablanın yeleğinin senin evinde ne işi var? Annem bugün bana uğradı da dikiş kutusunu burada unutmuştum. Bunun da bir yeri sökük müymüş neymiş, onu dikecekmiş işte. Serap'ın mıymış bu? Evet, Serap ablanın. Tamam o zaman, ben bunu alayım, ona veririm. Tamam canım. Görüşürüz. Teşekkürler her şey için. Afiyet olsun. Thank you.
Geldim ablacığım. Babamla konuştum dedin. Ne oldu? Gelmiyormuş. Nasıl? Bu gece de gelmeyecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Yarın gelirse tabii. O ne demek Naz? Abla, annem hayattayken hiç böyle olmazdı. Babam döneceğim derse dönerdi. Artık böyle mi olacak? Nazcığım, hiç olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Babamız iş için gitti biliyorsun. Yani tamamlayamadan gelemez ki. Ama bir türlü bitmedi bu iş. Böyle olacak değil mi artık? Babamı bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ama o gelmeyecek. O da bıraktı bizi. Önce annem bıraktı bizi. Şimdi babam bırakacak. Hayır güzelim, kimse bizi bırakmadı. Naz, zor dönemlerden geçiyoruz. Çok duygusalız. Biliyorum, anlıyorum seni. Ama lütfen aklından at bu düşünceleri. Nazcığım, annemiz bizi bilerek mi bıraktı? Hayır. Babam da bırakmaz. Lütfen. Bırakmaz değil mi? Hayır, bırakmaz. Babam da bırakmaz, ben de bırakmam. Tamam mı? Biz hiç ayrılmayacağız. Unutma. Gel buraya. Gel buraya kuzum. Abla iyi ki varsın biliyor musun? Sen de. Efendim anne. Faruk Bey aradı mı seni? Yok. Aramadı da yoldadır onlar şimdi. Bekle yoldadır. Bu gece de gelmiyorlar. Ne demek gelmiyorlar? İpek aradı demin Ege'yi. Bu gece de kalıyorlarmış. Niye kalıyorlarmış? Ne demiş? Başka bir şey demiş mi? Kız ben nereden bileyim niye kalıyorlarmış? Oğlanı sorguya mı çekeyim? Ne yapayım? Gelemiyoruz demiş işte. Seninkini bekleme bugün o İpek'le. Hiç boşuna bekleme. Yat uyu. Uyuyabilirsen tabii. Ya saçma sapan konuşma anne ya. Zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen beni delirtme ne olur. Bana ne bozuluyorsun kız? Haber veriyorum işte. Allah Allah, iyilik de yaramıyor ya. Ya kapat. Terliklerini giyin. Faruk, yapma şöyle lütfen. Yaparım, hep yapacağım. Ölü aşk diyarlarına beni sen attın da içim paramparça viraneyim yalan olsun. Sesin yankı olur buhar her anında. Nasıl? İçim paramparça viraneyim duman oldum. Ah. Haykırsam ellerimi açsam yalnız sana. Ağlasam çocuk gibi eskileri anlatsam. Derviş gibi, abdal gibi, tapar gibi paramparça. O zaman sana bir ödülüm var. Hamileyim. Ne? Ne? Ciddi misin? Aşk diyarlarına
beni sen attın da içim paramparça virane yalan oldum. Ah, sesin yankı olur boğar her adımda içim paramparça virane duman olsun. Ah, artık birbirimize daha sıkı sarılacağız. Keşke annem de olsaydı. Keşke. Ağlasam çocuk gibi eskileri anlatsam. Derviş gibi, abdal gibi, tapar gibi, paramparça. Haykırsam çocuk gibi. Faruk, hı? Hani dinlenecektin? Uyku tutmadı. Birazcık uzansaydın. Efendim Serap? Sizi merak ettim Faruk Bey. Yoldasınız sanırım. Ben uyumuyorum, sizi bekliyorum. Ona haber vermek istedim. Bekleme bizi Serap. Daha yola çıkmadık henüz. Neden? Yani bir sorun mu oldu? Merak ettim. Yok yok, bir şey yok. Gelince detaylı konuşuruz. Tamam. Tamam, ben sizi tutmayayım o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Seni bu kadar düşündüren şey Serap'la mı ilgili? Anlatmak ister misin? Ben hiç yeri değil pek. Konuşmadan bütün gece nasıl geçecek? Bence tam da yeri. Sanırım Serap bazı hayaller kuruyor. Nasıl hayaller? Benimle ilgili. Seninle. Yani bilmiyorum, anlam da veremedim. Tam da emin değilim ama yani eğer hissettiklerim gerçek çıkarsa bir karar vermem gerekecek. Nasıl bir karar? Serap'ı evden göndermek gibi. Ege arıyor. Efendim oğlum? Nice mutlu yılların olsun, annelerin en güzeli. Tamamen unutmuştum. Teşekkür ederim. Bak saat 12'ye geçer geçmez aradım. İlk kutlayan olmayı başardım yine, değil mi? Evet, başardın. Zaten senden başka kimsenin ilk kutlamasına izin vermem, merak etme. Seni çok seviyorum. Musmutlu, uzun bir hayatın olsun. Hep beraber inşallah bir tanem. Gelince kutlayacağız. Faruk amcaya çok selam. Tamam, söylerim. Seni seviyorum, çok öpüyorum. Bay bay. Sana selam söylüyor. Doğum günümü kutlamak için 12'yi beklemiş. Biliyorum. Nice yaşlar. Biliyor muydun? Şaşırdım. Çünkü hep Efsun hatırlıyor diye düşünüyordum. Yani özel günleri sadece kadınlar hatırlar diye bir kural mı var peki?
Hayır yok ama genelde insan eşinin, çocuklarının doğum gününü hatırlar. Hatta bazen hatırlamaz. Ben sana bir sır vereyim ya, bak bunlar olduğu sürece hiçbir şey unutulmuyor. Doğru. Yani burası yeri ve zamanı değil biliyorum ama olsun. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ha bu arada hediyem ben de unuttum zannettim. Ciddi misin? Ciddiyim tabii. Ne yalan söyleyeyim. Doğum günümün en büyük hediyesi Mete'nin uyanması oldu. Ha tabii. Tabii ki. Onunla baş edemem ama hediyem ben de. Hayırdır inşallah. Ne oldu kız? Ben o otele gideceğim. Ne halt ediyorlar kendi gözlerimle göreceğim. Ne diyorsun sen kız? Nereye gidiyorsun gece gece? Faruk'la İpek'in kaldığı otele diyorum ya. Delireceğim bu evin içinde, duramıyorum. Delirme. Gidip ne diyeceksin? Ne diyeceğim bilmiyorum. Oraya gidince düşünürüm artık. Ya ben onun çocuklarına bakıyorum bu evde. Adam ortadan kayboldu. Tövbe estağfurullah. Kız daha kocan bile değil. Ne diyorsun sen ya? Kocam değilse de olacak. Yok öyle yani beni bu evin içine tıkıp kendisinin ortadan kaybolması. Yok. Faruk bu gece orada otelde kalmayacak İpek'le. Anladın mı? Ya öyle ya böyle. Bir şekilde gelecekler bu eve. Serap bak kızım. Yapma. Akıllı ol, kendini rezil, rüsva edeceksin. Bak yapma. Serap abla, karnım acıktı. Ömer çok geç saat. Bu saatte yemek gelmez. Hadi yürü odana. Ama çok acıktım. Alo, orada mısın? Gitmiyorum ben otele, dur. Kapat, arayacağım seni. Ömerciğim. Sen çok mu acıktın? Ama şimdi dolapta yiyecek bir şey yok ki. Yani sadece dolma var. Onu da sen yiyemezsin. Tüh. Ay Ömer nasıl da lezzetli olmuş biliyor musun? O kadar lezzetli ki. Bir tane yiyeyim o zaman. Olmaz. Sen yiyemezsin onu. Hem zaten bak birazdan sabah olacak. Uyuyalım. Hemen kalktığında da kahvaltı yaparız, tamam mı? Tamam. Ben şimdi verandaya gidiyorum. Sen de doğru yatağına, tamam mı? Ama sakın dolma çok lezzetli diye arkamdan dolabı açıp bir tane yeme. Anlaştık mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Efsun Hanım, yani bu iğneyi vurunca geçiyor mu? Acenenin iğnesiymiş bu Hayriş. Alerji durumu ortaya çıktığında hayat kurtarıyor. Yani Allah beterinden saklasın tabii ama nereden çıktı bu alerji anlamadım ki. Sebebi bilinmiyor. Ama bizim bir daha bu eve kesinlikle çam fıstığı sokmamamız gerekiyor Hayriş. Biz yine de her ihtimale karşı bir tane burada bulunduralım. Bir tane de yukarıdaki küçük dolaba koyalım, olur mu? Tabii. Olur. İşimizi sağlamalım. Siz en iyisini yaparsınız Efsun Hanım.
Küçük bir kriz işimize yarayabilir. İğne yok. Nerede bu iğne? İğne. Nerede bu? Ya bir tane iğne. Yok. Nerede? 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 Nerede bu? Ömer. 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 Ömer Cüzün. Cem. 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 Cem aç şu kapıyı aç. Cem ne olur. Yardım et. Ömer yok. Ömer'i bulmamız lazım. Tamam yok. Koş. Ömer! Ömer! Ömer neredesin? Ömer! Ömer! Ömer neredesin Ömer? Ömer! Ömer neredesin Ömer? Ömer! Ömer! Ömer neredesin? Ömer! 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 Ömer aç gözünü! Ömer! Ömer! Ömer aç gözünü. Ömer geldim bak buradayım. Ömer! Ömer aç gözünü Ömer! Ömer buradayım bak. Ömer uyan. Ömer! Ömer uyan! Cem! 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 Cem yetiş! Ömer! Ömer aç. Ömer! Kalk, kalk hemen. Hemen hastaneye. Açmıyor gözünü. Ömer. 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 Abla Ömer. Koş Naz. Ömer. Ömer aç gözünü ne olur. Serap al şunu arabanın anahtarını alacağım. Cem. Ömer. Ömer ne olur aç gözünü. Ömer ne olur aç. Hadi. Hadi Ömer ne olur. Ömer. Ömer.
vurdu yoğurdu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Ömer? Ne oluyor? Ömer! Ne oluyor? Ne oluyor? Hayriş, ne oluyor? Bilmiyorum. Kamil, çabuk arabayı hazırla kızlar. Kızlar hadi siz de üstünüze bir şey alın, biz de gidiyoruz. Hadi çabuk, çabuk hadi. Bir şey çabuk. Mi oldu Ömer'e? Ay, bilmiyorum. Allah. Daha az koş. Efendim kızım? Baba yetiş Ömer. Ömer mi? Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Doktor yok mu? Yalvarırım yardım çabuk, edin! Çabuk 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 çabuk! Getirin böyle yatıralım. Abla ne oluyor? Nerede Ömer? Cem ne oldu? İçeride. Müdahale ediyorlar. Neye müdahale ediyorlar Cem? Ne oldu Ömer'e? Serap abla bir şey söyler misiniz? Lütfen biriniz bir şey söyleyin ya. Ömer dolma yemiş. Ne? Nasıl? Dolma mı yemiş? Ne dolması ya? Ne diyorsunuz? Dolma. Benim yüzümden. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Allah ben ne yaptım? Benim yüzümden. Ne yaptım ben?
Anneciğim, seni çok özledim. Allah'ım sen Ömer'e bize yardım et. Sakın Ömer'im. Sakın aslanım. Sakın babacığım yetiş olun. Gözümü monitörden ayırma sen. Tamam hocam. Anne. Oğlum. Kisel oğlum. Ben geldim. Hoş geldin. Anne, kokum çok özlemişim.